Herkese çok çok selam söylüyorum. Herkese merhabalar. Bugün özel bir video yapayım. Bugün birkaç arkadaşa teşekkür etmek için özel bir video yapayım. Öncelikle arkadaşım Hüseyin bana her zaman destek verdi. 2 sene boyunca her zaman bana Türkçe çok öğretti ve geçen hafta bana çay bardağı getirdi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çay içer misin? Tabii ki içersin. Sonra Türkiye'deyken, İstanbul'dayken arkadaşlarla çok konuştuk. Sonra onlar bana bir hediye getirmişti. Bu hediye çok özel benim için. Kalbimde yeri başka gerçekten. Fincanlar, kahve içmek için fincan ve fincan tabağı belki. Bu Türkçe'de nasıl diyeceğim bilmiyorum ama sanırım ki belki fincan bardağı diyorlar bilmiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Fincanlar çok güzel, çok tatlı ya. Özellikle Erdal, Münaver ve Zuhal'a çok çok selam söylüyorum ve çok 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 bol bol teşekkür ederim. Bu hediye için çok teşekkür ederim. Bugün ilk defa değil, ikinci defa kahve pişireyim. Hüseyin çok teşekkür ederim, o cezve bana getirdi. Şimdi kahve pişirebilirim. Tamam, bugün ikinci defa kahve pişiriyorum. Ve biraz tecrübem var ama bilmiyorum. Biraz eğleneceğim kahve pişirirken. Tamam, ne yapayım? Bir fincan çıkartayım ve su ekleyeyim. Bu koyacağım, bu bir. Öyle. Bir fincan. Oops, biraz dolu ama. Bir fincan. Şimdi ikinci geliyor. İkinci fincan. Tamamdır. Cevizeye koyayım. Tamam, bitti. Şimdi ateşe koyayım. Tamam. Bu kaçı bu bir ya. Şöyle yavaş yavaş pişireceğim. Ve bir şey eksik vardı. Türk kahvesi tabii ki. Türk mahallesi içinde aldım. Güzel Türk kahvesi. Çok seviyorum. Tamam. Şimdi nasıl yapmam lazım bilmiyordum. Orada Türk mahallesi içinde sordum. Normalde 2 fincan 2 kaşık ve 1-1,5 kaşık şeker, öyle olması lazım. Tamam. Şimdi koyayım Türk kahvesi. Cevize. Bir. Çok eğlenceli Türk kahvesi. Çok seviyorum ben. Ay, heyecanlıyorum. Tamam. İkinci geliyor. Ama ne kadar bilmiyorum. Çok büyük ya. Tamam, geldi. Şimdi şeker ekleyeyim. Şeker. Bu sefer belki iki kaşık, bilmiyorum. Bir. İki. Okey. Ben de uzakım. Tamam. Annem dedi ki çok şekerli istiyor. O yüzden daha bir tane koydum. Şimdi karıştırıyorum. Biraz sıcak ama olsun. Çok sıcak. Baypon. Bizim baypon. Ne var? Baypon. Çok çok sıcak ama olsun. Şimdi tepsiler koyayım. Şurada. Bir, iki, bir fincan,
İkinci fincan geliyor. Türkler gibi çay içeceğiz. Çok çok eğlenceli. Şöyle yavaş yavaş pişirmen lazım dediler. Bilmiyorum ama. Tamam. Nerede? Şimdi bir şey açıklamak istiyorum. Niye Türkiye'yi o kadar seviyorum? Niye Türkçe'yi o kadar seviyorum? Çünkü insanlar çok seviyorum. Türkiye'de böyle çok özel bir duygu var ya, başka bir ülkede yok. Arap ülkelerde, belki Asya'da var ama farklı bir şey. İstanbul'da gerçekten çok hoş bir şey var. Çok bilmiyorum, çok heyecanlanıyorum. Herkes İstanbul'da gerçekten çok eğlendim. Tabii ki doğuda çok ilginç şeyler var ya, ama İstanbul'da şöyle, özellikle İstanbul'da güzel bir şey var ya, herkes hemen hemen Türkiye'den her yerden geliyor. Van'dan, İzmir'den, Diyarbakır'dan, bilmiyorum, Kayseri'den, başka coğrafyum Türkiye'de var. Ne biliyorum, mesela şehir olarak Türkiye'de Konya, İzmir, Diyarbakır, Bolu. Bolu'dan çok ne vardı? Çok aşçılar var. Aşçılara çok selam söylüyorum. Yücel'e çok selam söylüyorum. Başka ne var? Tabii ki Edirne, Trabzon, başka Rize, tabii ki çay için Rize'de var. Antalya, Alanya, deniz kenarında. Başka Ankara'da oturan arkadaşlara çok selam söylüyorum. Başka İstanbul'da Ayşegül ve Mahmut arkadaşım çok çok selam söylüyorum. Onlarla çok gezdik ve en sevdiğim bir yer İstanbul'da. İki yer var. Küçükçekmece, orada göl Verdim. çok çok güzel. Başka ne vardı? İstanbul'da Kadıköy çok sevdim ya. Kadıköy çok güzel bir yer. İnsanlar da çok çok yani nasıl diyeceğim? Çok sıcakkanlı insanlar. Belki doğuda başka bir kültür var. Başka bir şey keşfetmek istiyorum ama şimdiye kadar her zaman batıya gittim. Ve belki iki sene değil, neydi? Bir ay sonra Lübnan'a gideceğim. Belki fırsat olursa doğuya gidiyorum. Mersin'e, Adana'ya gitmek çok isterim. Ama şimdiye kadar fırsat olmadı. Tamam. Kahve hazır. Cevze'den fincana koyayım. Birinci hazır. İkinci geliyor. Öyle. Dolu. Ama olsun. Şerefe, çok güzel Türk kahvesi geldi. Çok çok selam söylüyorum size. Mükemmel ya. Çok güzel Türk kahvesi. Kahve dünyası gibi Ayşegül. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Çok güzeldi. Bakay yok değil. Kay yok değil. Şimdi kahveyle şöyle biraz sade sade olmaz ki. Hanım ellerde getirdim. Hemen Fındıklı kahve. bira. Birkaç bisküvi, bilmiyorum, yiyeceğim. Tamam, video buraya kadar bugün bitti ve tekrar teşekkür etmek istiyorum Hüseyin'e, Hüseyin, başka Münaver, Yücel, Erdal, Zuhal, Ayşegül, Mahmut,
Mahmut'a çok çok selam söylüyorum. Türkiye'de çok, en iyi hatıram var. Orası kahvede çok güzel, kahvaltı de çok iyi, çok iyi bir hatıram var. Çok eğlendim Türkiye'de ve tabii ki fırsat olursa tekrar İstanbul'a yoksa başka bir şehire gitmek istiyorum. Eğer bir şehir yoksa bir bölge tavsiye edersiniz, çok güzel olacak. Bu altından koyabilirsiniz bütün yorumlar. Çok çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'de yaşayanlar, Türkiye'de yoksa yurt dışında yaşayanlar Türklere çok selam söylüyorum. Ve sizi çok seviyorum. Bye bye. Çok sağ ol.